Galatasaray'dan Belotti hamlesi. Son olarak Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerine mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız avına devam eden Galatasaray, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki İtalyan golcü Andrea Belotti ile de ilgileniyor. Galatasaray transfer komitesinin bir süredir yıldız futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenilirken, yapılan teklifinde 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3,5 milyon euro maaş olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcuyla Roma ve Valencia'da yakından ilgileniyor. Yapılan teklifin ardından Pelotti'nin yakın zamanda cevabını Galatasaray'a ileteceği bildirildi. Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ardından Pelotti'yi de bitirerek büyük sükse yapmayı amaçlıyor. Galatasaray çıldırdı. Transferde durdurak bilmeyen Galatasaray, yıldız yağmuruna yenisini eklemek için yola devam ediyor. Torreira ve Mertens'e de parçalıyı giydirerek tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi bilen sarı kırmızılıları. Inter'le yollarını ayırmak isteyen Alexis Sanchez için de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Şilili golcü için İtalyan ekibi bonservis bedeli talep etmezken, oyuncunun yüksek maliyetinin yanı sıra uzun süreli kontrat istemesi de bu transferin önündeki en büyük engellerden biri. Öte yandan tecrübeli dünya yıldızının transferinde Fransız ekibi Marseille'nin de devrede olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada forma giyerken 9 kez ağları havalandırıp 5 kez de asist katkısında bulunmuştu. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Kriye Sovyetov'un 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Mal'dan konuya ilişkin Rus sitesi Championat'a açıklamalarda bulundu. Görüşmeleri doğrulayan Mal'dan, Barış Alper Yılmaz'ın Kriye Sovyetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüpten bir telefon aldım ama onlara önce Galatasaray'la konuşmaları gerektiğini söyledim. Konuşmaları burada sonlandırdık ifadelerini kullandı. Kriya Sovyetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralamak istediği fakat bu talebe teknik direktör Okan Buruk'un sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde sarıyah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard'la ilgilendiği belirtildi. PAOK News'un haberine göre Yunan ekibi PAOK, Bernard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Fakat oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. Yunan sitesinin içeriğine göre PAOK, sarıyahın yaklaşımı nedeniyle transfer adına Galatasaray'ın bir adım gerisinde yer alıyor. ...2013'te 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna 2000'deki sözleşmesinin bitmesiyle Everton'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2021'de ise 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sarıyah'ın yolunu tuttu. Sarıyah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği öğrenildi. Galatasaray'dan stopere de takviye geliyor. Mevcut kadrosunda Norveçli Omar El Abdülü'yü ve yeni transfer Fredrik Mitchell'ı bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Çimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitchell'ı de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luyendama ve sezonu Boluspor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var. Markayı sattıktan sonra stoperde sadece Abdülkerim Bardakçı transferini gerçekleştiren Sarı Kırmızılı var. Nelson'un satılması halinde bir değil iki takviye birden yapacak. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Malang Sar Galatasaray'a. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da savunma için Chelsea'li yıldız Malang Sar'la görüşme yapıldığı öğrenildi. Daha önce stoper için Barcelona'dan Oscar Mingueza'yı isteyen Sarı Kırmızılılar, İspanyol oyuncunun Celta Vigo'ya gidişiyle alternatif isimlere yöneldi. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim temaslarını sıklaştırdı. Hasan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde. İngiliz basını Galatasaray'ın stoper bölgesi için son olarak İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'nin formasını giyen Malang Sar'la prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. 3 senelik kontratı bulunan Fransız savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmeler sürüyor. Jimbom Sar'dan memnun kalırsa genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Nelson paylaşılamıyor. Torino Emirhan İlkan'dan sonra Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi. İtalyan basınında yer alan haberde savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelson'la ilgilendiği belirtildi. Serie A temsilcisinin Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandı. Bir başka İtalyan ekibi Bologna'nın da transferde devreye girdiği kaydedildi. Arthur Tieti, Rene satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradı ve adaylarından birinin de 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu olduğu ifade edildi. Bologna'nın Nelson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco Di Vaio'nun Sarı Kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği ve Galatasaraylı yetkililerle prensipte anlaşma sağladığı vurgulandı. Jimbom'un yıldız stoperi için 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.